her şey kendinize kalmış oldu şu anda. Sizin becerileriniz, sizin tabii ki kendinizi ifade şekliniz. Benim her zaman söylediğim gibi dik durun, hiçbir şeyden korkmayın, kendinize güvenin, özgüveniniz olsun ve işe seçilin. Tabii bazılarınız gene burada işe seçilemeyeceksiniz. Ya da iş yeri sizi kabul etmeyecek, üzgün olacaksınız. Dışarı çıktığınızda hemen, ya eğer bir referansınız varsa hemen ona sarılacaksınız. Ya anneye ya babaya, anneciğim ben olmadım, babacığım ben olmadım. Üzülüyorum, ben de çok iyi başarılıydım ama beni seçmediler. Sakın şunu düşünmeyin. Hani birilerini aldılar da bizi almadılar, bizi dışarıda bıraktılar diye asla düşünmeyin. Şunu düşünmeyin. Biz Esme'ye geldik, mülakatlara girdik, eğitimlere girdik ama bu iş olmadı. Dünyanın sonudur diye de düşünmeyeceksiniz. Ne diye düşüneceksiniz? Esme'ye geldiğinizde Esme'de bu iş olmadı, evet. Ama yarın olacak olan her iş bizim için olma ihtimali yüksek. Çünkü Esenyurt Belediyesi Esme İstihdam Merkezi'nde bir abi var, bir kardeş var. Esmim ailesi sıradan bir birim gibi değil. Her birimizin elinden tutan ve gerçekten geleceğimizle ilgili bazı planlar yaptığımızda planları da önümüzü görebilen bir birim. Çünkü bizi kandırmıyorlar. Şeffaf, her şey düzgün bir şekilde anlatılıyor. Biz işi kabul edersek biz firmaya gidiyoruz. Şimdi bu sıcağın bağrında dışarıda binlerce insan belki burayı bilmeyerek fabrika fabrika Hadımköy taraflarında geziyorlar şu an, biliyor musunuz? Sıcağın bağrında yanıyorlar güneşten ve su bulacak yer yok. Bir bakkal, bir market bulamıyorlar o fabrikaların yanında. Ve onların Esenyurt Belediyesi gibi, Esmim İstihdam Merkezi gibi bir birimleri de olmadı. Çünkü bilmiyorlar. Onlar sadece nereye gidiyorlar? Ya amcasına, ya dayısına, ya komşusuna ya da bir yerlerde hiçbir şey bilmedikleri gibi fabrika fabrika geziyorlar. Biz ne yapıyoruz? Direkt firmayı sizin hizmetinize getiriyoruz, karşınıza getiriyoruz. Direkt seçebiliyorsunuz. Şanslısınız değil mi? Peki sosyal medyayı kaç kişi izliyor şu an aranızda? Bizim Esmim'i takip eden hepiniz takip ediyor musunuz? Etmeyen var mı arkadaşlar? Etmeyen var. Evet, hemen sosyal medyada Esmim sayfasını bizim için değil, kendiniz için takip ediyorsunuz. Çünkü biz de her gün sadece bir mülakat olmasa 3 mülakat olur. Her gün 3. Bu her gün 3 tane firma peki merdiven altı firma mıdır? Hayır. Nedir? Kurumsal firmadır. Peki buradan biz merdiven altına eleman veriyor muyuz? Veriyor muyuz? Vermiyoruz değil mi? Niye? Sizler kıymetlisiniz. Biz kıymetli olan değerleri ne yaparız? Onları başımızın üstünde taşırız. Çünkü kıymetli olduğunuz için. Tabi bazı arkadaşlarımız gene şunu belki diyebilir. Ya bu birim de sıradan bir birim. Ben iddialı konuşuyorum arkadaşlar. Esmim İstihdam Merkezi sadece sıradan bir birim değil. Sadece sıradan, sadece bugün mülakat görüşmeleri ya da eğitim yaparak işi bitiriyor değil. Esmim İstihdam Merkezi adeta sizlerin her birini kardeş belleyerek, elinizden tutarak iş yerine kadar götüremiyor. Ama bunu maalesef çok kişi yapamıyor biliyorsunuz değil mi? Her mülakatta burada anlatıyorum sizlere. Her mülakatta sizlerle asgari ediyoruz. Niye ediyoruz? Bu hizmetleri yapan, bu hizmetleri Esenyurt'ta var eden ve Esenyurt halkına gerçekten gönülden değer veren ve insanının her biri için dertlenen Esenyurt Belediye Başkanımız sizi görmezden gelmiyor. Ne diyor? Her bir insanımız çok kıymetli. Ve her bir insanımızı eskiden olduğu gibi yazda ya da kışın soğukta yürümesinler diyor. Ne diyor? Her bir insanım en kaliteli firmalara girsin. Onların da hakkı var diyor. Ve artık seçebilsin insanlarımız diyor. Evet, bugün siz seçiyorsunuz. Bir hafta sonra Haris Bey sizi seçecek. Bundan sonraki mülakatlarımızda, her gün 3 mülakatımızda yine siz seçeceksiniz. Firma hoşunuza giderse çalışacaksınız. Firma hoşunuza gitmezse çalışmayacaksınız. Mesela bazı arkadaşlarımız eskiden bir mülakat konuşmasına girdiğiniz zaman insan kaynakları müdürü beni almadığı zaman hemen yorumlar yapabiliyordunuz. Ve seçme şansınız çok yoktu.
Bir firmaya gideceksiniz çünkü. Aman beni alsın diye belki saygı göstermek için yakanızı iliklediğiniz günler ya da esas uçta aman saygısızlık yapmayayım diye şöyle karşısında durduğum günleri unutmayın. Bugün her firmanın insan kaynakları müdürü, her firmanın yöneticisi artık ESPİM'e gelerek burada direkt size böyle bakarak güzel güzel içinizden insanları seçebiliyor. Ve siz de artık bu kürsüden, bu koltuklardan, bu kürsüye bakarak firmayı seçebiliyorsunuz.